Evet sevgili dostlar sponsorumuz golvar.com'un katkıları ve desteğiyle sizlerin de desteği sayesinde ve duaları sayesinde yükselen kanalımızda size yükselen bir video çekmeyi arzu ediyorum. İnşallah becerebilirim. Öncelikle Fenerbahçe'miz dün akşam saatlerinde gerek Tiago Çukur gerekse de <laughs> Tiago Çukur'unki çok güzeldi ya. Yani ben kolay kolay dizi izleyen bir adam değilim ama Çukur'u falan izlerdim böyle şey. İçeride Çukur. Gerçi içeride efsaneydi ya. Türk dizi tarihinde bence en iyi dizilerden bir tanesiydim. Hani bol bol Çukur'dan örnek verince olan demişler Mustafa hocamızı şey yapmayalım, kırmayalım. Çukur'la ilgili örnek falan vermişler. Orada videoda çok güzel oldu. Hayırlı mübarek olsun Tiago Çukur ve Joshua King. Ee, bundan sonra gelecek en az 3 tane... Ee, Kaç oldu ya transferimiz? 6 mı oldu? Aa, bir tane adam vardı. Saçı dökük ama artık inşallah saçı dökük olmayacak bir adam vardı. Ee, şey diyordu. 7 artı transfer diyordu. O adamın dediğimi çıkacak. Ne olacak ya? Allah Allah. ilginç. Şimdi 7 artı olması için ne lazım? Bir tane kaleci lazım. Değil mi? Yani yedek kalecimiz yok. Ben açık söyleyeyim tamam Ertuğrul altyapımızdan çıkan çocuk güveniyorum ediyorum. Bence Bartu daha da yetenekli. Bartu kol bilgi ama hani bilmiyorum ya. Ee, yani bana kalırsa 7 artıyı geçecek bu adam adam bilecek ama hani günü önemli. Eylül'ün kaçına kadardı? 8'ine kadar mıydı? 12'sine kadar mıydı? Ee, süre var nasıl olsa. O zamana kadar bence olur. Şimdi sevgili arkadaşlar bu arada ekrana bir forma yansıtacağım arkadaşlar. Bu burada dursun birazcık. Az sonra bununla bir işimiz var. Size forma ile ilgili bir şey söyleyeceğim inşallah unutmam. Fenerbahçe Çaykur Rizespor'a Gökhan Akkan'ın durumunu sormuş. <laughs> bu dünün duyumuydu. Araştırdım ettim arkadaşlar. Rizespor Gökhan Akkan için Fenerbahçe'den e, demiş ki Sümele Manastırı'nın tapusu. Yok onu bakayım istiyordu. Şey demiş. Boğa heykeli demiş. Muhtemelen siz de gördünüz bizim Reşat vardı. Reşat diyor ki 2.7 milyon euro diyor da benim bildiğim 1.5 milyon euro istediler. Yani 1.5 milyon euro Gökhan Akkan için tamam hocam milli olmuş kaleci o kadar da istesinler. Biz de ölücü müyüz? Yapmayın etmeyin arkadaşlar. Allah aşkına bu bana biraz tuhaf geliyor. Tarık Çetin'in alma önceliği var. 1,5 milyon TL diye biliyorum. Hocam Tarık Çetin kötü kaleci, dandik kaleci, iyi kaleci şu bu. Her türlü fikrinize saygım var. İster iyi deyin, ister kötü deyin ama ben olsam Gökhan Akkan'a bu paraları vermem. Ama Fenerbahçe ne yapıyor biliyor musunuz? Yani Fenerbahçe belki de Ertuğrul Taşkıran transferinde sonradan yan çizen Kasımpaşa'ya bir mesaj veriyor. Siz vermeseniz vermeyin. Biz alırız başkasını diye. Fenerbahçe'nin takasta kullanabileceği çok fazla isim var. Hemen hem gençlerden hem yaşlılardan. Mesela Kasımpaşa Nova istese verelim mi vermeyelim mi? Mevcut durumda da sıkıntı. Bakalım ne olacak ama ben yine bilmiyorum ya. Ee, Tarık Çetin olabilir. Ertuğrul Taşkıran, Gökhan Akkan. Ya yani Gökhan Akkan'ı zannetmiyorum yani. Niye zannetmiyorum? Bu paralardan dolayı ama bilmiyorum. Sıcak bilgiler gelirse de değişir. Bu arada videolar o kadar erken çekmiyorum arkadaşlar. Bu, bu videoyu 16.30'a yetiştirmeye çalışıyorum. Saatim 14.58 haberiniz olsun. Dinamo Kiev maçı yaklaşıyor hocam. Bugün son gün listeyi vermemiz gerekiyor. Ben Dinamo Kiev eşleşmesinde Fenerbahçe'ye daha doğrusu Jorge Jesus Fenerbahçe'sine güveniyorum. Gerçekten güveniyorum. Bugün verilecek listeyi de merak içinde bekliyorum. Normalde bizim çok büyük kısıtlamamız vardı. Normalde arkadaşlar bakın Lincoln'u ekleyemeyeceğiz. Ne? ekleyemeyecektik. 1. Rossi. 2. Ee, Crespo 3 Bundan sonra başka kimi bonserviste aldık Emre Mor 4 Başka kimi aldık ya Hani bunlardan bazısını ekleyemeyecektik ama Benim bilgim dahilinde e, Hemen hemen hepsini ekleyebileceğiz diye biliyorum İnşallah bilgilerim beni yanıltmaz Hocam bugün yetişti yetişti transfer Yetişmese sıkıntımı yok öyle değil Misal veriyorum. Fenerbahçe kimle konuşuyor? Mustafa Hoca ile konuşuyor. Mustafa Hoca'nın adını bildiriyor. Listeye yazıyor. Görüşmeleri sonra devam ettiriyor ama acele etmemiz lazım. Katılıyorum. Valla ben Fenerbahçe'nin kadro yapılanmasına taktiğine sistemine güveniyorum. Şimdi dün bir gelişme yaşandı. Chelsea ve Napoli Kolibali transferi konusunda anlaşmaya vardı. Hem korktuğumuz hem korkmadığımız gelişme yaşandı yani. Korktuğumuz ne için? Kim tam da Şampiyonlar Ligi eleme maçından önce isteyecek istemelerinden açıkçası korkuyorduk. Korktuğumuz başımıza geldi. İstediğimiz ne? Napoli dışındaki takımlara pek fazla şeyimiz yoktu, meyilimiz yoktu. Kim Minji, ben şunu söyleyeyim. Ben üyelere de söyledim. Kim Minji'yi Napoli'ye giderse tutmama ihtimali yüksek. Bir sene sonra belki Veda hükmüne geçip de ulan tutmadı. Kiralayacak takım arıyoruz deyip de Seneye tekrardan çöreklenebiliriz ya da bu tutmadı biz verdiğimizin bir biraz altına geri alalım desek olabilir nitelikte ama şunu söyleyeyim iki tane hedefleri var Napoli'nin. Birisi Kim Min-jae, diğeri de Lazio'dan Francesco Acerbi. Ben şunu söyleyeyim Kim min konusunda gitti diyen yalan söyler, kaldı diyen yalan söyler, gidecek diyen yalan söyler, kalacak diyen yalan söyler. Hocam bize açık konuş. Biz öyle yalandan malandan anlamayız. Şimdi gazetenin birisi yazmış işte ne demiş ee, Napoli 15 milyon euroya alır demiş. Kimi değil de babaya alır. Yani baba diye, Rab, baba Rahman diye bir futbolcu var ya şeyde, de. Anca babaya alırlar. O paraya yani. O paraya 15 milyon euroya babaya alırlar. Onu da alsınlar. 23 milyon euro peşin ücret getirmedikleri müddetçe zor. Rüyalarında görürler. Bir. İkincisi ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe bu sene şampiyon olsa inşallah. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara bir şekilde kalsa inşallah. Kim Minji'yi de sakatlık şu bu yaşamasın inşallah. Seneye Kim Minji'yi 40 milyon eurodan aşağı satar mıyız? Tabi sözleşmesini de revize etmek şartıyla diyorum. 40 milyon eurodan aşağı satar mıyız arkadaşlar? Kesinlikle satmayız. Yani itirazı olan yok değil mi buna? Şimdi futbol aklı hepimizin bir. Ya hocam aksadığı zamanlar oluyor. Ya her futbolcunun aksadığı zaman oluyor arkadaşlar. Yani Messi, Ronaldo diyoruz. Leplebi gibi gol atıyor diyoruz ama yani gol pozisyonuna çevirme oranları bile adamlar %100 değil, %80 değil. Yapmayın, etmeyin. Bizim elimiz güçlü. Biz tok satıcıyız. Şampiyonlar Ligi maçımıza 6 gün kalmış. Hani bugündeki bugünkü idmanı saymazsak 6 gün kalmış. Elimiz güçlü. Şimdi Napoli taksitle 15 verelim falan. Bak şu olabilir. Onu da açık yüreklikle söyleyeyim. 18 artı 2 artı 2 artı 1 de olabilir. Nasıl 2 artı 2? 18'e satarsın. Bu sezon işte kulvarların şu kadarında yani atıyorum 20 maça çıkarsa 2 milyon euro. 40 maça çıkarsa ya da 15 maça çıkarsa 2 milyon euro. 30 maça çıkarsa 2 milyon euro daha 4 milyon euro. İşte şampiyonlar falan filan ya da Avrupa kupalarına katılım hakkı gösterirse Napoli 1 milyon euro daha. Sonraki satıştan da %15 yani 23 milyon euro üstündeki paradan %15 falan filan ya da tamamından %15 teklif ederlerse Kimmiji'yi anında göndeririz haberiniz olsun. Yani onu söyleyeyim. Getirsinler alsınlar parayı. Gerisini kendileri bilir. Benim merak ettiğim konu, bak hepiniz Samatta'ya şuna buna odaklanmışsınız. Samatta dediğiniz adamı tanımıyorum ama herhalde e, sizin gözünüzde kötü birisi. Yani Samatta ve Berisha diye bir şeyler soruyorlar. Kimden bahsettiğinizi anlamıyorum. Hakkınızı helal edin. Takdir edersiniz ki yani ben de bir insan olarak yani her takımın her futbolcusunu bilmek zorunda değilim. Ben Luis Gustavo'ya odaklanmış durumdayım. Şu anda sözleşme bitimine bir yıl kalmış. Luis Gustavo Fenerbahçe'den ayrılmak için ücretinin tamamını peşin istiyor diye bir haber duydum. Bir kere benim bildiğim Ali Koç, Gustavo'yu kadro dışı bırakır, süründürür, dünyaya da reklam eder. O parayı da ona vermez. Eğer böyle bir durum varsa. İkincisi 4 milyon euro yıllık ücreti demiş. Gustavo'nun yıllık ücreti 2.75'ti. Benim bilgim dahilinde yanlış biliyorsam da affınıza sığınıyorum. 2.25'e düşürdü. En sonunda 1.8'e düşürdü diye biliyorum yıllık ücretine. Bakın. Yani bunun doğrulaması, sağlaması da zor. Yani bunu benim kanıtlama ihtimalim de zor ama belli mi olur? Belki gerçekleri birileri açıklar. Şey yaparsınız. Ama şunu söyleyeyim. Benim takıldığım nokta ne biliyor musunuz? Birisi yazmış işte. Crespo'yu satan şampiyonluğu satar. Kim Minji'yi satan şampiyonluğu satar. Satmaz. Arkadaşlar ömrü billah ölene kadar, geberene kadar oynayacak diye bir kural yok. Crespo ben çok net söyleyeyim bak en büyük Rossi fanlarından biri benim, en büyük Berisha fanlarından biri benim. Tanımadığım Berisha var yani. <laughs> Crespo fanlarından biri benim. Ben size bir fiyat söyleyeyim. Berisha için 7,5 milyon, 5-7,5 arasını verene satarım. Rossi için 12 artı verene, artı sonraki satıştan da %15 pay verene satarım. Crespo için 10 artı vereni sonraki satışında %10 eklettirene satarım. Miha Zeiss için 6 artı sonraki satıştan %10 vereni satarım ki sonraki satış olmayabilir onun da. Yine de ben hani şirin gözüksün diye söylüyorum. Satarım abi. Bunları sattım diye de hiçbir baba Yiğit bana çıkıp şampiyonluğu sattın diyemez. Berisha bak. Hadi 6 diyelim iyi ihtimal. Crespo 10 diyelim 16. 12 Rossi diyelim 28. Zayistan'da 6 gelsin 34 milyon euro. 34 milyon euroya ben size Feriş Dağı'nı alırım orta sahanın şeyin forvetin. Stoperin. Kralını getiririm. Sen kiminciyi Minji'yi 3'e aldın. Bu bir piyangodur. Sen normalde Kim Minji'yi 12'ye alman lazım. 12'yi alıp 23'e satsan bile başarıdır. Ben şunu söyleyeyim. Denayer'le ilgili de bilgiler geliyor ama teyit edemedim. Ama yine de söyleyeyim. ayrı 3 e yıllık sözleşme teklif ettiğimiz imza parasında yıllık ücretine de İndirime git hemen bu işi bitirelim dediğimiz söylentiler var ama değil ama zayıf duyum olarak sizlerde kalsın. Ha, bilirsen ben bildim diyeceksin. Olmazsa diyeceksin ki zaten zayıf duyumdu. Lan tamam, ben bildim diye en son ne zaman söyledim. Vicdansızlık etmeyin ya. Şimdi iki sene önce Gustavo satılsın dediğimizde daha doğrusu satış gündemdeydi. Hem de 6.5-7'ler konuşuluyordu. Gustavo'yu satan şampiyonluğu satar tegi açanlar vardı. Muhtemelen onlar da pişman olmuşlardır da. Yani ben Ali Koç'a, ben Jorge Jesus'a güveniyorum. İnşallah doğru hamleler yaparlar. Doğru hamlenin kralını yaparlar inşallah. Ee, onu da söyleyeyim. Berisha için ha ben Berisha için şöyle bir şey duydum. Sosyal medyada yazmışlar. 4 milyon euro artı bonuslar karşında Mainz'e transfer oldu diye. Mönchengladbach'a gitsin. Oradan da biz bir şey alalım. Kim alalım? Play alalım mı? Play. Play play. Bire bir takas yapalım mı? Yani öyle söylüyorsun da ben ondan söyledim. Yanlış anlamayın. Ben tanımıyorum tanımıyorum Berişay'ı da. Onu ver play alalım play. play. Play istemiyor musunuz? Ama siz de iyice vicdansız çıktınız ya. Siz de Ronaldinho mu istiyorsunuz abi? Ronaldinho ödü. Yeni Ronaldinho var. Oğuzhan Öz 150 milyon euro transfer market değerinde. Hakikaten ben play ilgili şey yaptım ya. Bir anket yaptım ona da bir bakayım. Akşam 8.30'da canlı yayın var. Bu mutlaka katılan size müthiş şeyler açıklayacak. Müthiş. 1.3 bin oy verilmiş. Doğrudan olmasa da dolaylı olarak Berisha Play'a takasını ister misiniz? %90 evet demiş. %10 hayır demiş. Kanalımızdaki Fenerbahçeli oldu. <laughs> ya şey diyorlar hocam çok fazla yardımcı forvet rolü var. Arkadaşlar e, Jorge Jesus'un Benfica'yı çalıştırdığı dönemde e, Jesus'un kadrosundaki forvet sayısına bir bakar mısınız? Kaç taneymiş? Bu arada Zayt'sa gerçekten ciddi teklifler var. Yani 6 değil ama 6'ya yakın teklifler var. Crespo'ya bir teklif vardı. Bir kulübünde ilgisi vardı. Şu an e, o ilgi resmiyete dökülmüş olabilir. Ama bizim özel durumumuz var. Ben şu günlerde Crespo'nun gidişine çok şey bulmam. Onu söyleyeyim. Diego Rossi ilgili de arkadaşlar ben boşuna 12'yi konuşmuyorum. Aylardır 12 milyon euro diyorum. E, çıkarsa diyeceksin ki ben bildim. Çıkmazsa diyeceksin ki zayıf duyumdu. Yani eğer Rossi ilgili benden başka 12 milyon euro beklenti var diyen isim varsa Duyum çalmış oluyorum. Ama ben hiç kimse de buna şahit olmadım. Ama ee, bir kulüp var ya, Avrupa'dan bir kulübün 12 milyon Euro'dan daha yüksek bir teklif sunacağına dair bir teklifim var. Yani bilmiyorum Buruma benim gözümü çok kestirmedi. Bak Rossi golü koklayan adam arkadaşlar beğenmeyebilirsiniz ama golü koklayan adam haberiniz olsun. Max Meyer ve Noah soruyorlar. Ben bu iki arkadaşın hala nasıl Fenerbahçe'de kalıyor olduklarını anlamıyorum. Bir, Lemos diye bir arkadaş var. Cavulker diye bir arkadaş var. Hatta Tisserand diye bir arkadaş var. Bu arkadaşların daha nasıl kaldıklarını anlamıyorum. Ama şu rezervlik olayı var ya en çok Fenerbahçe'ye yarayacak. Eğer dönmezler, iptal etmezlerse. Çünkü rezervlik arkadaşlar futbolculara güzel bir tehdit. Kalırsanız rezerv ligde oynarsınız. Bunu İngiliz takımları yapıyordu mesela. Bunu İngiliz takımları çok güzel yapıyordu. Rezerv lig olayına. Adama diyor ki gitmesin seni burada oynatırım. Adam diyor ki ulan kariyerimi mahvedeceğime gideyim. Bu arada formayla ilgili şunu söyleyeyim. Esvaphane.com muydu? Böyle formalar çıkartmışlar. %95 oranında doğru arkadaşlar bu formalar. 19 Temmuz'a yaklaştık. Zaten uzun zaman önce bunu üyelere konuşmuştuk da sizlerde de bilin istedim. %95 oranında bu formalar doğru arkadaşlar. Ee, Avis yazısının üst taraflarında bazı değişiklikler olabilir. Onu da çıktığı zaman görürsünüz. 629 TL denildi bana en son. Daha önce 555 TL denilmişti. Hani 5 yıldızlı 555 TL. Üstünde güzel bir slogan yapmıştık. Belli mi olur? Belki taraftar forması 555 TL'den satılır. Normal giyilecek forma 629'dan satılır. Yani takım futbolcularının giyici. Esvapahane ekibine de teşekkürlerimi sunuyorum. Çok güzel tasarımlarda bulunuyorlar. Ve e, gündemi yakalıyorlar. Yani güzel gündemi yakalıyorlar ya. Tebrik ediyorum kendilerini. Evet bu kısımdan aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. Akşam 20.30'da Buğra'nın canlı yayınında hep birlikte görüşürüz inşallah. Bu arada eski formalarımız yani az önceki ekrana gelen formumuzda 284 TL'ye düşmüş durumda. Kargo ücreti ödemek istemiyorsanız Puma'dan alabilirsiniz ama Feneryum'dan aldığınız zaman payı var hocam. Puma'dan alınca yok demeyin. İkisinde de aynı pay Fenerbahçe'ye yatıyor. Merak etmeyin. Ee, kar, zarar işte şu bu o anlaşmalar çoktan yapıldığı için merakınız olmasın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.